Sayın öğretim elemanları, ÜBS üzerinden görevlendirme talep formu oluşturmak için yukarıda bulunan menü sekmesine tıklayınız. Buradan kişisel memur işlemlerine giriniz. Açılan sayfada aşağıda bulunan geçici görevlendirme bilgileri sekmesine tıklayınız. Yukarıda bulunan geçici görevlendirme oluştur sekmesine tıklayınız. Açılan sayfada ilgili yerleri doldurunuz. Görevlendirme talep türü, yolluksuz, yevmisiz, yolluklu, yevmili gibi buradan seçilebilir. Görevlendirme tipini buradan seçiniz. Eğer görevlendirme tipiniz buradaki 3 seçenekten biri değilse seçiniz olarak kalabilir. Görevlendirme nedenini seçiniz. Buraya görevlendirme amacını yazınız. Buradan görevlendirme başlangıç tarihini giriniz. Görevlendirme bitiş tarihini giriniz. Buraya görevlendirme gün sayınızı yazınız. Buradan görevlendirme giderlerini karşılayanlar seçilecektir. Buradan ilgili kurum veya birimi seçebilir ya da kendisi karşılayacaktır seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Buradan ülkeyi seçiniz. Buradan şehri seçiniz. İlçe seçmenize gerek yoktur. Yolluklu bir görevlendirme ise seyahat şeklini buradan seçebilirsiniz. Uçak, otobüs, tren ve benzeri şekilde. Vekil atanacaksa buradan vekil atama sekmesine tıklayınız. Vekil atanacak pozisyonları seçiniz. Buraya vekil atanacak kişinin ismini yazınız. Aşağıda ismi yazılan öğretim elemanı çıkacaktır. Üzerine tıkladığınızda seçilmiş olacaktır. Buradan görevlendirme tarihinize göre vekalet başlama tarihi ve vekalet bitiş tarihini seçiniz. Ekle seçeneğine tıklayınız ve vekil atama yap diyerek vekil atama işlemlerini tamamlayınız. Eğer vekil atanmayacaksa sağda bulunan vekil atamak istemiyorum seçeneği her pozisyon için işaretlenmelidir. Kapat diyerek bu işlemleri tamamlayınız. Burada en altta bulunan bu artı sekmesinden görevlendirmenizle ilgili diğer gerekli belgeleri yükleyebilirsiniz. Ders telafi formu, kongre davet mektubu gibi ilgili gerekli diğer bütün belgeleri buradan yükleyebilirsiniz. Bu belgelerin imzalı olmasına gerek yoktur sistem üzerinden gideceği için. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ön izleme seçeneğine tıklayarak görevlendirme formunuzu oluşturabilirsiniz. Oluşturulan görevlendirme formu EBS'ye gönder seçeneği tıklanarak imzalanmak üzere Anabilim Dalı Başkanlığı'na iletilecektir.